Bunlar ne geziyor burada? Bunlar ne geziyor bunlar? Bunlar yemek yapacak. Ne yemeği yapacaklar? Lasanya. Lasanya yapacaklar arkadaşlar. Öncelikle merhaba hepinize tekrardan. Merhaba. Benim kızım bugün size çok severek yediğim yemeğin lasanyasını yapacak. Yemeğin lasanyası da ne demek? Lasanya yapacak. Lasanya al forno yapacağız bugün. Benim kızım onu çok istedi, çok istedi arkadaşlar. Ben de dedim tamam yapalım bugün dedim. Çünkü her şeyimiz de var. Bugün lasanya zamanı. Evet. Şimdi ilk önce arkadaşlara anlatalım. Arkadaşlar bu lasanya için bir tane domates sos hazırlayacağız. Bir de beyaz sostan hazırlayacağız. Biz ilk önce kırmızı sosundan sayalım arkadaşlara. Zaten yaparken de tekrardan gösteririz. Arkadaşlar burada kırmızı sosumuz için soğanımız var. Ben bir büyük soğan kullandım. Bir de küçük bir tane soğan bu kızım. Benim kızım bunu gösteriyor şu an arkadaşlar. Evet şu soğanımız. Bunları ne yapacağız? Bir büyük ve küçükten kullandım ben büyük fazla yapacağım diye. Sarımsağımız var. Yaklaşık 5 diş sarımsak küçük küçük doğradım ben burada arkadaşlar. 5 tane de defne yaprağımız var. 2 küp şekerimiz var. Burada kıymamız var. Yarım kilo kullanacağım ben. Siz arzuya göre arttırıp azaltabilirsiniz tabii ki de. Ve burada iki tane şu konserve bezelye atılıyor. Ben ama havuçlu da istediğim için küçük havuçlu da aldım. İki tane bundan katacağız. Geçeri de tomate atacağız bundan. Taneli taneli. Ben sosunu istemiştim ama eşim bunu almış. Olsun zarar yok. Bundan atacağız. 4 tane kadar lazım ondan. Ve burada karabiberimiz, tuzumuz ve bazilikumuz var arkadaşlar. Ve de tabii ki de zeytinyağımız. Bununla sos elde edeceğiz. Kırmızı sos. Ve burada da neyimiz var? Beşamel sosumuzu elde edeceğiz. 1 litre kadar sütümüz var. Burada 125 gram kadar tereyağımız var. Burada da muskat rendemiz var. Kaşar peyniri de tabii ki üzerine kat kat koyduktan sonra atacağımız peynir arkadaşlar. Tabii benim kızım orada oynamaya başladı. Şimdi istersen bu yapıma başlayalım kızım. Arkadaşlar çünkü bu sosumuz yaklaşık bir saat. Evet ben bilmeden videoyu kapattım galiba arkadaşlar. Çok çok özür diliyorum onun için. Tabii ki de sorry. Devam ediyoruz. Sorry. Evet hadi bakalım. Başlıyoruz. Evet. Kızım altını açabilirsin tencerenin. Kaç? Yükseğe ver şimdi sonra da kısarız. Arkadaşlar tenceremizi açtık. İçerisine göz kararı kadar ben zeytinyağı katıyorum. Şu kadar yeterlidir. Evet. Arkadaşlar bu tencereyi de söylemeden geçemeyeceğim. Tencere annemden hediye bana. Çok eski bir tenceremiz arkadaşlar. 10 seneden fazladır kullanıyorum şu an ben bunu. Hatta daha ondan önce de annem kullanmıştı. Annemin bir hatırası hediyesi bana. Şimdi bu yağımız ısınsın birazcık. Sonra bunun içerisine soğan katacağız. Sarımsakları pembeleştireceğiz. Sonra diğer malzememiz gelecek. O arada ben açar gösteririm size. Evet. Arkadaşlar soğanımızı kattık. Birazcık kavuracağız. Sonra sarımsaklarımız gelecek. Onları da biraz kavuracağız. Sonra devam ediyoruz. Bakalım. Evet. Arkadaşlar. Evet soğan oldu. Direkt sarımsaklarımızı katıyoruz. Birazcık daha pembeleştireceğiz. Aa, devam ediyoruz arkadaşlar. Çok lezzetli bir şey. Lazanya. Bu aslında havuçsuz oluyor. Ben ama havuçlu da sevdiğim için havuçlu da sonra kullanacağım. Benim en iyi arkadaşım Maria'dan öğrenmiştim. Buradan ona çekmeden teşekkür ediyorum. Çok çok, çok selam gönderiyorum. Kendisi İtalya'da bulunuyor çünkü arkadaşlar. Ona çok çok selamlar ve öpücükler gönderiyorum. So lieber Maria, ich mache gerade Lasagne als Bohne, aber mit Möhren mögen wir das gern. Deswegen habe ich dann Erbsen mit Möhren ausgesucht. Das habe ich eigentlich mal von dir gelernt und ich bedanke mich so sehr von dir. Und ich vermisse dich so sehr, kann ich dir sagen. Wir hatten so schöne Zeiten mit dir gehabt. Und jetzt bist du ganz weit weg in Italien. Ich wünsche viel Freude mit euch in Italien. Und liebe Grüße an alle. Arkadaşlar kıymamızı kattık. Şu an kavuruyoruz.
Daha sonra bezelyemizi katacağız. Sonra diğer baharatları falan katıp sosunu pişirmeye bırakacağız. Arkadaşlar bezelyemizi kattık. Şimdi içerisine karabiberimizi katıyoruz. Yeterli. Bazilikamı katıyoruz. Yeterli. Ya da tabii ki de tuz. Bunları kavuruyoruz. Şunu da koyacağız. Şunu da koyacağız. Şuradan kalçalarını da koyacağız arkadaşlar. Şunu da koyacağız içerisine. Arkadaşlar sosları da kattık. Ve böyle 2 dolusu, 2-3 dolusu kadar da su koydum ben. Tuzunu da kattık. Baharatlarını da kattık. 2 parça şekerimizi katıyoruz. Ve 5 tane de defne yapraklarımızı katıp yaklaşık 1 saat pişirmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada daha henüz pişiyor. Az kaldı. Biz o arada sosumuzu yapalım. Şimdi bu 125 gram tereyağımızı tencereye koydum. Bu eriyene kadar bekleyeceğiz. İçerisine birazcık un katacağız arkadaşlar. Ben onu unuttum size söylemeye. Böyle krem hali alana kadar un katacağız. Sonra üzerine sütünü koyup tuzunu, karabiberini ve muskatını atıp karıştırıp kenara alacağız. Böyle iyice şey haline gelecek ama. O şekilde gösteririm ben, böyle krem haline gelecek. Koyulaşacak yani. Şimdi bekleyelim. Isınsın. Arkadaşlar yağımız erimişti. Ben birkaç kaşık unumuzu kattım, karıştırıyorum. Biraz krem hali alana kadar un katıp karıştıracağız arkadaşlar. Evet. Bakın koyulaşıyor. Böyle arkadaşlar bu kıvamı aldıktan sonra hafif çok azıcık da un katayım. Ondan sonra yağını koyacağız. Arkadaşlar unumuzu koyduk. Şöyle bu kıvam gayet yeterli. Çok hafif de kavuralım şöyle. Üzerini katıp koyacağız. Bir litre sütümüz vardı. Bunu da katıp koyduktan sonra tamamen açacağız arkadaşlar. Hepsini koyacağız. Hepsini koyacağız. Bir çok olmayacak mı? Evet, çok olur. Tuzunu, karabiberini de katacağız. Ondan sonra işte tamamen açıldı arkadaşlar. Böyle birazcık daha karıştırınca tamamen açılacak. Tuzunu, karabiberini de katayım. Birazcık daha karıştıralım. Şimdi tuzunu, karabiberini de katalım arkadaşlar. Birazcık tuz, karabiber ve muskat rendemiz. Bunu da koyulaşıncaya kadar karıştırır, pişireceğiz arkadaşlar, karıştırarak. Arkadaşlar tamamen koyulaştı. Belli zaten burada. 1-2 böyle kaynayacak. Ondan sonra hemen ocaktan alacağız, indireceğiz. Arkadaşlar sosumuz hazır. Bu da hazır.
Furyeşink'ten bir şöyle dilimlemesine tepsi aldım. En iyi bunda oluyor zaten arkadaşlar, kat kat olduğu için. Şimdi buna birazcık kırmızı sosumuzdan, domates sosumuzdan koyduk. Ve üzerine bu lasanya hamurlarından, makarnalarından böyle her tarafı kapanacak şekilde koyacağız. Sonra üzerine tekrardan böyle, ben göstereyim size, tam alıyorum bu şekilde benim tepsim. Sonra bunu da bu şekilde, bunu da bu şekilde. İki tane daha koysak yeterli arkadaşlar. Bunun üzerine şimdi tekrardan kırmızı sostan koyacağız arkadaşlar. Gezdireceğiz. Bu şekilde gezdireceğiz. Bu defne yaprağını şimdi geri alacağım ben. Böyle tamamen her tarafı ıslak olacak kadar koyacağız. Ben hemen bir tane kaşık alayım. Bunları bu şekilde yayacağım. Arada bir kameraya bir buraya bakmak olmuyor tabii ki. Göremiyoruz. İnşallah görüyorsunuzdur arkadaşlar. Evet, şu gözüküyor. Tamam, şu şeyimizi de alalım buradan. Bu buna olmayacak tabii ki. Şimdi çok az çıktı. Suyu az gibi geldi bana. Şu şekilde daha gezdireyim. Çok güzel oldu. Çok güzel. Şimdi bir tane de bu beşamel sosumuzdan gezdiriyoruz arkadaşlar. Şöyle az az şu şekilde. İki kaşık koysam yeterli. Güzel mi aşkım? Evet. Şunu şöyle dağıtalım. Eridi mi? Asıl. Yok, beşamel sosunu koydum aşkım. Şu şekilde dağıtalım. Kaç kat yapacağız? Evet. Kaç kat çıkarsa o kadar yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burası tamam. Üzerine ben ortalarına da birazcık kaşar rendesi sevdiğim için az miktarda koyacağım. Şöyle hafif şey gelsin. Bu yeterli. Bu şekilde kat kat yapıp en üzerine kaşar rendesi koyup arkadaşlar 250 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika üzerinde kızarana kadar pişiriyoruz. Evet. Bu hazır. Bu şekilde kat kat yaptık. En üstte kaşar rendesi ve doğru fırına önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında arkadaşlar 25-30 dakika pişecek. Piştikten sonra bu lezzetli tarifle tekrardan birlikte olacağız. Benim kızım dayanamıyor, yiyecek artık. Bakın şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Çatalım bir biber yapalım. Arkadaşlar bir kat 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 kat. Öyle şeyleri var. Allah'ım çok lezzetli. Çok lezzetli arkadaşlar. Bunlar kesin tavsiye ediyorum. Normalde bu tarif haşlanmış yumurtalarla da oluyor. Her kadar yumurta koyuyorsunuz arkadaşlar ama biz öyle sevmediğimiz için koymadık. Benim kızım ve oğluşum çok acıkmış. Hemen yemek istiyorlar. Size o zaman afiyet olsun. Arkadaşlar tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Öpücükler.